Var ya, var, rahat olun. İyi akşamlar. Şimdi İzmir'den, Türkiye'den yayın yapıyoruz. Çayırlı Bahçe Gençlik Kulübü'nün sosyal tesislerindeyiz. Ve şu anda masanın etrafında bence dünyanın en güzel insanları var. Şimdi onları bir bir tanıyacağız. Önce Kazım abi'den başlayalım. Kazım abi, bize bir şeyler söyler misiniz? Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum bu yayına katıldığım için. Hakikaten ben 1941 doğumluyum. Futbola ortaokul yaşlarında başladım. Şorlu Gençler Birliği'nde oynadım. Arkadan Emniyet Spor'a girdim. Ondan sonra askerlikte Karagücü'nde, Konya Karagücü'nde oynadım. Ondan tekrar Konya'ya döndüm. Konya İdmayur'du. Konya İdmayur'da futbol hayatımı devam ettirdim. Ondan sonra Konya İdmayur'du. Konya Spor'da antrenörlük yaptım. Ve iki kulübün birleşmesinde bugün Konya Spor'un bu ligde mücadele etmesindeki katkım çok büyüktür. İki kulübü birleştirmenin çabalarım çok iyi oldu. O kulübün logolarını da ben aldım. Bugünkü Konya Spor'un logosu da benim eserim. Şimdi ondan sonra Karşıyaka'ya geldim. Karşıyaka'da 10 sene, 11 sene altyapıda, üst yapıda altyapı koordinatörlüğü, teknik direktörlük, koordinatörlük yaptım. Futbol yaşamından sonra işte antrenörler derneğinde şimdi 10 seneden beri as başkanlık yapıyorum. Bu yayında emeği geçenlere, sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim Kazım abi. Şimdi Türk futbolunun efsanesi muhteşem Nevzat Güzelırmak'a söz veriyoruz. Buyurun abi. Şimdi güzel kardeşlerim, burada sizin Amerika'dan gelişinizle alakalı şu topluluğun meydana gelişinde tabii amir rol oynadığınızın bir gerçeği var. Burada Eren kardeşim, Oktay kardeşim, Gürsel Baliç, Çetin kardeşim, Kazım abi, Ati, damadımız, evet, Özer, Şenan abi, evet, bütün arkadaşlar ve abilerim, tabii benim ilk kulübüm, kendi muhitimin takımı Çayırlı Bahçe'ydi. Yani çok küçük yaşta beni abilerim bana formayı verdiler. Mesela şimdi şu anda duvarda kendisini rahmetli anacağımız Terzi Yaya abi bu görevi verdi. Bir sene oynadıktan sonra Göztepe'liler, o zaman Çayırlı Bahçe maçlarını Göztepe stadında oynandığı için büyük bir kısmı, Apas Hoca diye bir büyüğümüz beni takip ediyormuş galiba. Eninde sonunda yani Göztepe'ye beni gelir misin dedi. Geliriz dedi. Ve Göztepe'li olduk. Tabii Göztepe'ye çok uzun seneler hizmet ettim. Bir sporcu olarak. Tabii burada sporcu olarak bir kulübe sene olarak çok az sporcuya nasip olacak sürede hizmetimiz var. İşte Özer de bu muhitin çocuğu. O da Özer Yurteri. Bizle beraber ve benden sonra uzun seneler hem kulübümüze hem ondan sonra Bursa Spor'umuza, ondan sonra milli takımımıza uzun seneler hizmet verdi. Benim gibi. Tabii burada çok önemli bir hadise. Burada bu birlikteliği oluşmasını sağlayacak tabii kulübümüzün adı Çayırlı Bahçe. Benim sevgili Erancığım burada Çayırlı Bahçe'nin yaşamasında çok büyük emeğe geçen bir kardeşimizdir. Ona bir tek şeyim olmuştur ifade. Ne yapılırsa yapılsın
ama kirası ödensin, elektriği, suyu ödensin ama Çayırlıbahçe bayrağı yere gitmesin ve yaşasın. Evet. Benim kesin felsefem bu. Bunu yerine getirdiği için Erhan kardeşime Kırlık Ovalı'ya çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Nevzat abi. Şimdi ikinci efsaneye Özer Yurtter'ine söz veriyorum. Kendisi 30 defa Türk milli takımını temsil etmiştir. Muhteşem bir futbolcudur. Ben gençliğimde onu sık sık seyrettim. Çok teşekkür ederim. Ben de Nevzat abimin güzel sözlerinden sonra ben Buca doğumluyum. Fakat Kahramanlar ve Çayırlıbahçe semtinde babaannem oturuyordu. Ve ben 14 yaşında dedem öldüğünde ve ortaokulu bitirdim. Buca'da lise yoktu. Ve babaannem de yalnız kalınca en büyük torun olarak ben Kahramanlar semtine geldim. Ve 3 sene Namık Kemal Lisesi ve son senem 66 yılında Buca'da futbol oynuyorum, top oynuyorum. Ve ben forvet oynuyordum, ileride oynuyordum, gol kralıydım. Şirin yerli olan Ertan Öznur beni, kardeşini, bir de Adnan diye bir çok iyi futbolcu, rahmetli Adnan, üçümüzü Göztepe'ye götürdü. Sene 1966 yılıydı. Nevzat abim de Çağlayan abi rahmetli, Adnan Suvari ve Zeki Çırpıcı ile Dünya Kupası'ndalardı onlar. İngiltere'deydi. Ve sezon açılışında yoklardı. Ve bir sezon açılışına gittik. Ve rahmetli antrenör Emin Çandarlı, o da semtimizin, Çayırlıbahçe semtinin abilerinden, bana yelekleri dağıtırken en son yelek bana kaldı. İki takım halinde maç yapıyorduk sezon açılışında. Al dedi, geç dedi, stopere dedi. Hocam dedim, ben hiç stoper oynamadım. Ben Sandford diye geldim dedim. Oyna dedi, bu gösteri maçı dedi. Ve o gün 66, sene 2017, halı sahada bile oynarken beni hala santreye geçme, sen geride kal diye forma veriyorlar. Fakat ve o gün forvet olduğumdan, yani forvet oyuncusu olduğumdan 16 yaşıma kadar geride savunmada tabii toplara böyle geliş güzel vurmuyordum. Topu indiriyordum, kısa yakındaki veriyordum, oyuna sokuyordum falan. Böyle çok beğenildim. 3-1'de kazandık maçı. Hemen idareciler, bugünkü idareciler orada olan, antrenör, sen hangi takımdan geldin, lisansın yok çünkü, kimsin falan deyip beni hemen aldılar. Şeyde, Kuyumcular Çarşısı'nda Erler Mahallesi, unutmuyorum, resim koydular, nüfus çıkardılar orada resmi, lisans çıkardılar ve o zaman Göztepe'li oldum ve A takımla 16 yaşında devamlı antrenmanlara çıktım. Göztepe sahası çim yapılıyordu ve onun için o yıl antrenmanları şeyde yaptık, Alsancak'ta. Alsancak stadı da Altay'ın semti ve Altınordu'nun semti olduğu için onlar güzel saatleri 3-5-5-7 almışlar. Bir sonra geldiğimiz için 1-3'te antrenman saatleri. Allah'tan ben de Namık Kemal Lisesi'nde son sınıf 1-5 geçe bitiyordu okul. Oradan ben çantamı alıp, dolmuşlar vardı o zaman, station dolmuşlar, atlıyordum Alsancak stadına. Hocanın haberi vardı rahmetli Adnan Suvari'nin, genç oyuncu okuldan geliyor diye. Ben bir yıl yarım saat antrenmana geç kalıp A takımına çıktım. Ve karşısında oynadığım kişi de antrenmanları Fevzi Zemzem. O yıllarda Türkiye milli takımı Sandford'u. Ben 16 yaşında çocuk, onunla antrenmanlarda tabii depara kalkıyoruz, beni 10 metre geçiyor. Bir öbür antrenman 9 metre, 8 metre, 6 metre, 2 senede başa baş oynayıp sonra Türkiye Kupası maçında, Bursa'da yarı final maçında yedekim. Oturuyoruz. Adnan Suarez, Muhittin Ekiz, ben. Maç 0-0. Maç bitse eleniyoruz. 20 dakika var. İdarecimiz Muhittin Ekiz. Hadi sen dedi, gir de oyna. Sen uğurlu çocuksun dedi. Stoper çıkıyor, stoper giriyor. Bize gol lazım. Neyse son dakika bir gol atıp finale kaldık. Finalde de maçta hadiseler oldu. 2-3 saat sonra maçtan soyunma odasına giderken atılan taşlardan Hüseyin abinin kaşına taş geliyor. Onun yerine İzmir'de Galatasaray final maçında Metin Oktay'a karşı oynadım. Oo, harika. Ve tabii ve Metin Oktay'la o zaman sahalarımız çok güzel, toprak, bize ısınmaya bile müsaade etmiyorlar. Saha bozulur diye. Yani gün diye söylüyorum. Ve koridorda ısınıyoruz. Tabii ben
şu görülen formayı çeker misin? Göztepe forması benim üzerimde. İşte bu. Göztepe forması bu. Bu Galatasaray'da da sarı kırmızı bölük. Evet. Parça ısınıyoruz koridorda. Tabii ben de gazeteci fotoğrafçıyı aldım. Metin abi benim de çocukluğumda dedim ya forvet oynuyordum. Bir hayranıydım. Bir resim çektirmek için aldım gazeteciyi. Gittim Metin abinin yanına gittik. Metin abi geldi. Metin abicim dedim ben sizin hayranınızım dedim. Bir resim çektirebilir miyiz? Ha. Bir baktı 4 numara marka edecek kendisini. Resim çektirmek için müsaade istiyor. Tabii evladım dedi öyle sarıldı bana. Bir baba oğul gibi resim çektirdik. Sonra maça çıktık. 1-0 burada kazandık. Ali Sami Yen'de 1-0'dı maç bitti. Uzatmalarda bir gol atıp Türkiye Kupası'nı 68-69 sezonu 18 yaşında yani biz Ali Sami Yen'de şey yaptık. Bravo. Sonra işte yine Nevzat abim burada güzel anlattı. 75 yılında da 11 sene Göztepe oynayıp kaptanlığı Nevzat abiden alıp 2 sene kaptanlık yapıldı. Muhteşem bir şey bu. Oldu. Evet. İzmir'deki maçlarda milli takımda oynadım. İşte söylediğiniz gibi Nevzat abi güzel söyledi. Milli takımda oynadım. Sonra şartların şeyini Bursa'ya transfer oldum. Yani iyi ki de olmuşum. Çok güzel 4 senem de geçti orada. Bursa Spor'da futbolu bıraktım ama Göztepe Bursa Spor'u jübile maçıyla bıraktım. Ondan sonra antrenörlük yaptım. Antrenörlükten sonra bir ticaret hayatı 13-14 senelik. Şimdi 12 yıldır Futbol Federasyonu'nda bölge antrenörü yapıyorum. Kurslarda hocalık yapıyorum. Her türlü şeyde. Plaj futbolu, futsal, ampute hepsinin tutorlarını aldım. Bravo. Yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Bravo. Senin için bu yemeğe geldim. Ya, sağ ol. Teşekkür ederim. Alkış arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi efendim burada Ati abimiz var. Şimdi sıra onda. Ati abim lütfen sıra sende. Ya, sağ olasın Ergüncüm, Ergün kardeşim. Ne mutlu ki böyle bir topluluğu siz geldiniz Amerika'dan. Hepimizi bir araya getirdiniz. Şimdi tabii söylemeden geçemeyeceğim. Ben 62 senesinde senin büyük abin Oktay abinden sonraki abin Tolgay abinle beraber Altay genç takımında beraber başladık. Bir de Necdet vardı bizim üçümüz. Trio'duk biz. Tolgay, Necdet, ben Altay genç takımında sonra 66'ya kadar Altay'da kaldık. Sonra Denizli'ye gittik. Ne mutlu ki yine Denizli'de Tolgay abinle beraber olduk. Sonra o iki sene orada Denizli'de kaldıktan sonra ayrıldı. Ben devam ettim. 75'e kadar ben Deniz Spor'da profesyonel olarak oynadım. Ama bu arada Tolgay abiniz, Oktay abinizle beraber seyahat işte şirkette beraber oldular. Ben 75'ten sonra da Denizli'de, tabii ben 9-10 sene kaldım Denizli'de. Bu arada ben orada 3-4 senede kaptanlık yaptım. Oradan sonra Altınordu'ya geldim. Altınordu'da da 4 sene devam ettim. Bu Altınordu'da da tabii bu kaptanlık bize nasip oldu. 2 sene de burada kaptanlık yaptım. Yani profesyonel olarak 17-18 sene oynadıktan sonra İzmir'e döndüm. İzmir'e döndüğüm zaman da amatöre döndüm ve ne mutlu ki Çaylıbahçe Kulübü'nde döndükten sonra bir sene de amatöre döndüm. Çaylıbahçe'de de bir sene oynadım. Sonra hala şu lokal bize çok şeyler kazandırdı. Ta başlangıcından beri tabii. Ve hala da şimdi şu anda bile beraber olmamız, hep beraber olmamız bu lokalin sayesinde. Nevzat abim çok güzel bir şey söyledi konuşmasında. Eğer dedi biz bayrak dedi hep Çaylıbahçe Spor Kulübü'nün bayrağı hep dikili kalsın. Hep dikili kalacak. Ben de öyle Nevzat abiye katılıyorum. Bu bayrak dikili kalacak. Bizden sonra gelen gençler de kardeşlerimize mesela şu anda Erhan'ın oğlu burada Berk. O da Altınordu'da şu anda ama evet, tabii o da her zaman bize buranın böyle kalmasından yana, tabii diğer abilerim de var. Onlar da buranın böyle kalmasından yana. Çünkü inanın biz sporcu olarak, antrenör olarak çok dolaştım, çok yerlere gittim, çok yerler gördüm. Buradaki samimiyet hiçbir yerde yok. Buradaki dostluk hiçbir yerde yok.
buradaki abi kardeşi olan saygı, sevgi. İnanın çok takımlarda, hani büyük takımlar sayıyorsunuz. Ben tabii şimdi Nevzat abi, Özer hep konuştular. Şöyle, onlar da yaşadılar. Ama ne Fenerbahçe'sinde, Beşiktaş'ında, Galatasaray'da olan arkadaşlıklar falan vardır mutlaka. Ama buradaki arkadaşlık, buradaki dostluk inanın o takımlarda bile yok. Bravo. Bizi bu araya getirdiğin için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. İnşallah her gelişinde, her gidip gelişinde hep beraber oluruz. Sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ve şimdi de, pardon, özür dilerim. Yalnız bu işi uzatma be koçum. Son olarak bitmez tükenmez enerjisiyle kayalar gibi sağlam bir futbolcu olan Gürsel Baliç'e söz veriyorum. Ya Ergun abi, mahcup ediyorsun. Büyüklerim yanında benim söyleme söz hakkına sahip değilim ben Allah aşkına. Ne hocam şimdi bir şey söyledi. Kısa kes aydın havası olsun. Bırakalım. Herkes topçu olur, hoca olur falan filan. Önemli olan adamlık. İşte burada adamlar var şu an. Evet, çok güzel. Bravo. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Evet. Nerelerde oynadık, ne yaptık, onları geçelim. Çünkü terbiyesizlik olur. Nevzat Güzelman, Özer Yurtleri, Atik Göksu, Kazım Atmış yani bunları konuşmak bizim aile aldığımız terbiye ile ilgilidir. Konuşamayız. Onu geçelim. Biz top oynamadık. Biz bir şey yapmadık. Onların yanında. Hayır, sizlerin yanınızda diyorum. Babamın bir öğüdü var. Evet. Müsaade eder misin? Tabii ki. Kapatıyorum hocam. Tabii ki. Ne demiş Beyto biliyor musunuz? 3-5 tane takım da Özer abi bunlardan kullanmak için izin istedi. Altyapıları asalım bu tabelaları dedi. Babamın bir öğüdü var. Şu kadar şöyle bir şey yazmış. Şu anda okuyacağım. Futbolcu kardeşlerim, oynadığınız futbol ile kendinize çok iyi imkanlar sağlayabilirsiniz. İşte bu esnada mesleğinizde yükseldikçe çevreniz genişler ve herkes tarafından tanınırsınız. Bunlar gelip geçicidir. Asıl olan büyüklerinize göstereceğiniz saygı, mütevazilik ve efendiliktir. Unutmayınız ki bu değerli özelliklere sahip olamazsanız futbol hayatınız bittiğinde etrafınızda kimsenin olmayacağı gerçeği aşikardır. İşte ben evlatlarıma hep bunları öğretiyorum. Çok teşekkür ederim. Bravo. Ruhu şad olsun. Bununla programı kapatıyoruz. Teşekkürler.